20'ye katılmayan halkının lideri Putin. Avrupa, aileyi yok ediyor. Milli kimliği, evliliği yok ediyorlar. Dini kitaplarda aile, kadın ve erkekten oluşmuştur. Aileyi ve çocukları koruyacağız. Küreselciler kafayı yemişler. Cinsiyetsiz tanrı fikrini ortaya atacaklar. Hala anlamayan. Kendi halklarına neler yaptıklarına bakın. Aileyi yok ediyorlar. Milli kimliği yok ediyorlar. Çocuklarını suistimal ediyorlar. Hatta pedofili bile artık normal kabul ediliyor Batı'da. Ve evlilik gibi konularda farklı şeyler var. Tabii ki herkes yetişkin, herkesin hakları var. Biz de Rusya'da bu konuda çok toleranslıyız, anlayışlıyız. Kimse kimsenin özel hayatına müdahale etmeye çalışmıyor. Biz de bunu yapmayacağız. Ama onlara şunu hatırlatmalıyız. Buradaki kutsal yazıtlara bakın. Herhangi bir dindeki, dinin kutsal yazıtlarında her şey belirtiliyor. Ve ailenin bir kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluştuğu da burada çok net ifade ediliyor. Ama bu kutsal kitaplar bile şu anda şüpheyle inceleniyor. Anglikan Kilisesi örneğin bir plan içinde şu anda cinsiyetsiz bir tanrı fikrini ortaya atmaya hazırlanıyorlar. Bununla ilgili denecek ne söz var ki? Batı'da milyonlarca kişi şu anda spiritüel bir yok oluşa doğru götürüldüklerinin farkında. Elitler kafayı yemiş vaziyette. Ve bunun belli ki bir şifası yok. Ama bizim görevimiz çocuklarımızı korumak ve bunu yapacağız. Çocuklarımızı bu yok oluştan kurtaracağız. Burada bariz olan bir şey var. Batı toplumumuzda istikrarı bozma çabalarını sürdürecek. Buradaki Rus hainleri kullanacaklar. 10 yıllardır, yüzyıllardır kendi halkına nefret besleyen, ülkesine ihanet eden insanlar bunlar. Tek dünya, tek aile, tek gelecek. Kabal düzene Putin neden katılmadı? Herkes yaşanan savaş nedeniyle olduğunu düşünse de. Sebebi bambaşka. Daha önce Putin ve karşıtı olduğunu ilan etmişti. Putin bu yeni düzeni kabul etmiyor. Harekatını destekliyor. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. And the facts are these: that the President of the United States, in his actions in a telephone call with a head of state, betrayed his oath of office, our national security, and the integrity American security, prosperity, and our way of life require the strongest possible network of partners and alliances working alongside one another. Donald Trump's brand of American First has too often led to America alone, making it much harder to mobilize others to address the threats to our common well-being.
Putin Rusya'da 5G'yi tamamen yasakladı. Putin projesinden emin adımlarla çıkıyor. Bilindiği gibi Putin ve karşıtı projeler yürütüyordu. Tek milletin Tanrı'ya meydan okuduğu Babil Kulesi.